Günaydın. Medya Kritik başladı. Cem Küçük ve bendeniz Fuat Uğur. Her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Bugün de sevgili seyirciler. Bugün çok konu var. Hem hangi birini konuşacağız biz de bilemiyoruz vallahi Cem'le. Program öncesinde hepsine bir göz gezdirdik ama elimizden geldiği kadar hepsini sizlerle paylaşmaya, konuşmaya, tartışmaya çalışacağız. Ama öncelikle Binali Yıldırım'ın bugün gazete birinci sayfalarına taşınan o sözlerini getirelim ekranlarınıza. Çünkü çeşitli gazetelerde Binali Yıldırım'ın bu sözleri var. Çünkü Binali Yıldırım aslında malumun ilanını yapıyor değil mi Cem? Ya aslında bilinen evet, bir şey söylüyor. Yani yalanı meslek edindi diyor. Aslında çoktan meslek edinmişti de bence lisansüstü master yapıyor bence Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil bence. Bütün bu hayırcılar cephesi bir yalan üzerinden bir kurgu oluşturuyorlar. Bugün Haşmet Babaoğlu da o konuda bir yazı yazmış. Ona da değinelim. Onu önce söyleyelim istersen. Çünkü önce gazete manşetlerini getirelim ekranlarımıza. Sonra Haşmet Babaoğlu'nun o yazısını ekranlarımıza getireceğiz. Çünkü hakikaten bir acayip bir şey. Sürekli yalanlar üzerine şöyle bir yöntem uyguluyorlar. Diyor ki mesela atıyor Erdoğan Sarakaya aldı bu Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ama bence ciddiye alınması gereken bir mesele. Diyor ki artık diyor lokantaları diyor başkan seçilirse kendisi kapatacak diyor. Şimdi şunu düşünüyorlar. Muhtarları bunu, diyor görevden alacak. Evet muhtarları görevden alıyor. Şunu halbuki, düşünüyorlar bunu yaparken. Halbuki mesela Sayın Kılıçdaroğlu Erdoğan muhtarları diyor tabii Erdoğan'a göre söylüyor muhtarları görevden alacak diyor. Hı hı. Halbuki muhtarlar gibi düzenleme kanunla yapılan bir şey. Evet. Erdoğan kararname çıkarabilecek. Yani hı, yeni Cumhurbaşkanı istese bile bir Cumhurbaşkanı muhtarlar gibi düzenleme çıkaramayacak. Hı hı. Ya o meclise ait bir şey. Ona evet, mesela diyor ki bütün muhtarları görevden alacak mesela. Şimdi bunlar şunu amaçlıyor. Lokantaları yani biz kapatacak, istediğimiz kadar yalan söyleyelim. Yalanın oltasına takılan mutlaka birileri bulunur. Mesela lokanta sahipleri. Vay anasını ya. Acaba gerçekten lokantaları kapatır mı ya başkanlık sistemiyle der diye düşünüyorlar. Program çıkışı eve gitmeyeceksin, gidemeyeceksin yani. Nereye gitmeyeceğim? İşte başkan isterse gideceksin. Ha, yani. Başkan isterse gideceğim. Yani simitçiler şey de var. Mesela simitçileri de kapatabilecekmiş. Yani simitçi değil. Diyor ki ayak... Mesela şöyle yalanları sosyal medyada ben çok görüyorum. Tabii bunların yalan olduğunu anlatana kadar bayağı vakit geçiyor ama gene şey söylemek lazım. İşte deniyor ki eğer diyor evet geçerse diyor bilmem ne tazminatlarınızı ödemeyecekmiş. Evet. Mesela devlette çalışıyorsun, hı-hı, memursun, emekli olacaksın, hı-hı, ya da özel sektörde çalışıyorsun, işten ayrılacaksın. Artık tazminatlar yok veya işten çıkarıldın, tazminat yok. Niye? Başkan öyle isterse öyle olacak. Hı hı. Bu başkan ne ya? İşte bu dediğin diktatörlük zaten ya. Evet. Şimdiye kadar biz de zaten çok eleştirdik. Zaten bunlar hazır ALES daha bekliyorlar teşne bu işlere. Böyle bir kampanya yürütmek için bizim Faruk Çelik, Ziya Müezzinoğlu peş peşe normal prosedür olarak yapmaları gereken çalışmaları yansıtıyorlar. Fakat bir yandan süt üreticileriyle ilgili bir açıklama yapıyor. Her şey allak bullak oluyor. Bir yandan işte kıdem tazminatı, bir yandan bilmem neyle ilgili. Konuşmayın kardeşim. Yani bunu evet hayır tartışmaları varken yahut referandum söz konusuyken yani bunları daha değerli konuşup danışarak çeşitli platformlarda tartışarak konuşun, kararlaştırın ve meclise sunun. Ondan sonra çıkıp konuşun. Aynen. Durmadan şunu yapacağız, bunu yapacağız diye konuşmayın diye biz de ikaz evet, ediyoruz. Çünkü bu hayırcılar cephesi ciddi şekilde bunu istismar evet, etmeye hazır durumda. Tabii bunu şunun için söylüyorlar. Ben çıktığım bütün programlarda da görüyorum, izlediklerimde de hayırcıların kredisi bitti. Yani söyleyeceği evet, söz bitti. Şimdi bütün yalanları söylediler. Önce tek adam diktatörlük. Tutmadı. Başka bir şey meclis feshediliyor tutmadı. Yargıyı ele geçirecek tutmadı. Hı hı. Efendim AYM'de değişiklik yok. HSYK'da kadar böyle olacak diyorsun. O da tutmadı. Şimdi o zaman ne olacak? Daha marjinal bir şey söylemesi lazım. Daha marjinalden kasıt ne? Hı hı. Diyeceksin ki işte Erdoğan şöyle böyle. Hı hı. İşte lokantaları kapatacak. Muhtarları kafasına görevden alacak. Belediye başkanlarını kafasına göre görevden alacak. Herkesi kafasına göre görevden alacak filan gibi yüzlerce, onlarca yalanı bir şekilde hepimize söyleyebiliyorlar. Tabii bunları söylerlerken de herhangi bir ahlaki değeri de gözetmedikleri için her şey bunlara çok net olarak önlerine geliyor. Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım. Evet oyları hakikaten önde. Bütün bu kamuoyu anketlerinde de böyle, diğer yerlerde de böyle. Hayır filan o yüzden bugün mesela Aydınlığın manşetinde diğer yerlerde çok anormal derecede efendim işte Amerika destekli Kemalist darbe laflarını gündeme getiriyorlar. Washington bunlara diyor filan evet, gibi yüzlerce yalanı söylüyorlar. Vallahi yani ne yapacaklar bunlar? Şimdi bunların bir takım planları var. Bu hayır cephesinin 16 Nisan sonrası için bir takım planları var. Aslında Aydınlığın manşeti, bu Aydınlığın manşetini aldık mı arkadaşlar? Almadık galiba. Ben göstereyim almadıysak da. Çok enteresan bir manşet. Çünkü Aydınlık aslında bir nevi olmayanı ergi yöntemiyle kendi düşündüklerini bir anlamda evet üzerinden yapmışlar. Evet'in umudu darbe korkusu. Sanki Washington merkezliymiş bu da. Plana bak, komploya bak. Washington merkezli bir Kemalist darbe yalanını evetçilerin son sığınağı oldu diye bir manşet atmış. Bu arada en komiği de şu, onu aldık herhalde. Kemalistler darbe yapar mı sorusu. Altında Kemalistler adına Vatan Cephesi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek cevap veriyor. Biz diyor Kemalistler diyor darbeye karşıyız diyor. Şimdi çok iyi biliyoruz bunu. Kemalistler darbeye karşıdır. 1960'ı onlar yapmadı, 71'i onlar yapmadı, 12 Eylül'ü onlar yapmadı, 28 Şubat. 28 Şubat'ı onlar yapmadı, 27 Nisan'ı onlar yapmadı. Hiçbirisini Kemalistler yapmadı zaten. Artık bunu söyleyelim. Şey diyor, biz darbeye karşıyız, darbe kadar Türkiye'ye zararlı hiçbir şey yok. Bu dediği doğru, darbe kadar Türkiye'ye zararlı hiçbir şey yok ama şey diyor, Washington merkezi diyor Kemalist darbe yalanı. İşte benim de ve benim ve Nagihan'ın adı geçiyor, Nagihan Alçın'ın. İşte bu bize Washington'dan bir talimat gelmiş. Michael Rubin bunu pişirmiş. Ha. Washington'da yanmış. Bize servis etmiş. Biz bunu da ondan sonra da gündeme getirmişiz gibi bir şey var. Arkadaş, 17-15 Temmuz'un da elbette ki ana omurgası belki mi FETÖ'cüler. Ama general seviyesindekilerin hepsi FETÖ'cü mü? Değil. Adam çıkıyor, kardeşim ben darbeyi yaptım. Darbeciyim, beni tutukla diyor. Ama ben FETÖ'cü değilim diyor. Adam belli. General seviyesindekilerin çoğu FETÖ'cü değil zaten. Ha, kendi... Bu diğer Atatürkçüleri, Kemalistleri bağlamaz, doğru. Ama bunu yapan adam Kemalist Atatürkçü, o da doğru. Evet. Yani sen İslamcı terör diyorsun. İslam'ı bağlıyor mu? Bağlamıyor. Ama İslamcı terörist diyorsun. Değil mi? Mesela El-Kaide, DH, bilmem İslamcı teröristler yaptı diyorsun. Çok yanlış bir söylem ama bunu kullanıyorsun. Biz de şimdi bunu Kemalistler yaptı deyince bütün Kemalistleri kastetmiyoruz. Kemalistlerin bir kısmı bunun işlerin içinde yani. Bunu görmek lazım. Evet, şimdi hakikaten 16 Nisan sonrası için bu hayır cephesi yalanlar pişiriyorlar ve bu yalanlar o kadar çok fazla ki bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını anlatmakla bitmiyor. Çünkü şimdi biz Binali Yıldırım'ı da gördük, manşetlerde gördük, yalan üstüne söylüyor. Haşmet Babaoğlu diyor ki bugün çok güzel anlatmış. Aslında geçmişten bugüne kadar o kadar güzel özetlemiş ki solculuk aslında diyor, bu bizim paşa şayıyla dünyaya korku saldığında sanan yönetici elitlerimiz ve şakşakçı memur tayfası ihtiyarlayıp diyor sahillerdeki yazlıklara ve lojmanlara çekilince çocukları sahneye aldı diyor. İşte o çocuklar, onların çocukları geziciler oluyor. Fakat bunlar birdenbire 15 Temmuz'da diyor şahlanabilen bir kalabalık gördüler diyor. Ama gördüklerinden hiç hoşlanmadılar diyor Haşmet. Tabii diyor insanın diyor tanımaya yanaşmadığı şeyden korkması normal diye ekliyor. Solculuk bu korkuyu evcilleştirmek için devreye sokulmuş bir enstrüman da artık işe yaramıyor. Bu yüzden de korkularını sosyal medyadan milletin dinine, imanına, hayatına, siyasal ve kültürel tercihlerine ve yedi sülalesine küfrederek bastıracaklarını sanıyorlar. Birazdan Kenan Kıran'ın o haberine geleceğiz. O Ali Gül denen şaklaban, o alçak adamın marifetlerine geleceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayır dediği için, videoda hayır propagandası yaptığı için tutuklandı dediği o şaklabanın, o şerefsizin neler yazdığını göreceksiniz birazdan. O da ayrı bir şey. Aynen böyle bir tipti o. Şimdi neden yalanlar üzerine kurulu olmasına şaşırıyor diyor. Bize diyor aslında bazı arkadaşlar, Haşmet Babaoğlu, hayır kampanyaların yalanlar üzerine kurulu olmasına şaşırıyorlar diyor. Haklılar diyor. Anayasa maddeleri diye sokaklarda dağıttıkları broşürler baştan aşağı yalan ya, yuh artık diyorlar. Oysa bu tuhaf değil, tabii sonuç diyor. Kendilerinin burada, bu ülkede yaşıyor olmasında yanlışlık bulanın siyasal propagandada doğruya ne kadar ihtiyacı olur ki? Bana soracak olursanız artık muhafazakar Michael Jackson'lar üzerine durmalıyız. Hayır derse veya iki seçenek üzerinde yeterince dans ederse hayattaki duruşunun enternasyonel bir beyazlık kazanacağını düşünen dünün beyaz esmerlerinden bahsediyorum. Şimdi, anlamışsınız diyor. Evet, çok güzel bir yazı. Evet. Hakikaten ellerine sağlık. Aynen Haşmet öyle. Babaoğlu. Güzel yazmış Haşmet Babaoğlu. Şimdi Haşmet abinin dediği kısma ben bir ekleme yapayım. Muhafazakar Michael Jackson diyor ya. Evet. Şimdi ona muhafazakar romantikler var, böyle İslamcı romantikler var. Bunlar biliyorsunuz soldan öyle etkilendi ki mesela Che Guevara'yı filan, böyle Fidel Castro'yu sanki kapitalizmle, emperyalizmle savaşan unsurlar gibi gösteriyor. Halbuki bir adamlar, biri terörist, öbürü de kendi halkını katletmiş biri. Bu bizim ülkedeki Deniz Gezmiş, Mahir Çayan gibi teröristleri övmesiyle eş anlamda. Aynen öyle. Onları böyle romantik bir... O aç oku tarihte bir bak, adamlar banka soyma, insan kaçırma, her yolu denemişler, her şeyi yapmışlar. Böyle bir şey var Türkiye'de. Dediğin gibi bu yalanları mesela geçen gene benim katıldığım bir yerde adam diyor ki anayasanın diyor değişen 18 maddenin 13'ü diyor Esad Anayasası'ndan alındı diyor. Suriye Anayasası'ndan birebir alındı diyor. Hı hı. Tamam yani hükümet kalkmış bu 13 maddeyi Esad'ın anayasasından birebir aldı diyor. Bu yalanı söylüyor şimdi. Bunu söylüyor. Diyelim ki benzerlik vardır bir iki maddede. Ya diktatörlerin anayasası ya da tek adamların diktatöryası, monarşilerin anayasalarının zaten güzel metinleri olur. Çok güzel metinler. Evet. Git Rusya'da oku şimdi o komünist dönemdeki metinleri. İflan kesilir yani. Vay be dersin ne metin. Yani, ama bunu şimdi... O kadar sosyal adaletçi metinler var ki orada. Yani emek, halk, garibin evet. hakkı ama... Bayılırsın. Ne diyordu Stalin? Biliyorsun meşhur lafıdır yani. Omlet yapmak için yumurtalar kırılabilir. Evet. Yani masum insanlar öyle bilir. Yani omlet yapacaksan yumurtayı kır. 20 milyon, 30 milyon insan öldür. Bunun gibi. Şimdi bizim de bu muhafazakar Michael Jackson'ların ya da muhafazakar romantiklerin, dindar romantikler bunu bilmiyor. Ama bunlar bu ara, şimdi tabii biliyorsun yani başka işlerle meşgul bu insanlar. Genelde kendi medyalarıyla savaş halindeler. Çok evet. da önemi yok. Ama şunu diyeyim, hayırcılar, diktatörlük hep aynı yalanları söylüyor. Diktatörlük tek adam yani eve çıkarsa ülke şu hale gelir diye. Bunlar 2007'de aynısını Deniz Baykal söyledi. Evet. Laik rejim kalacak mı, gidecek mi? Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani ama zaten eve çıkacağı için bence evet hazırlasınlar kendilerini. Peki sence 16 Nisan sonrasına hayır ekibi nasıl hazırlanıyor? Ne yapmaya planlıyorlar? Ben ciddi planlarının olduğunu düşünüyorum. Şimdi yani bak, o kadar hayır üzerine dünya çapında bir propaganda mekanizması işletilmeye başlandı ki bence hayır çıkacağı ihtimalini düşünerek şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar. Bunun içinde darbe var, Erdoğan'ın istifaya çağrılması var, kaos yaratmak var ve her türlü karışıklığı yaratmak var. PKK'yı yeniden hareketlendirmek var, DAEŞ'i, DAEŞ'i hareketlendirmek. Hepsi bunun içine dahil bence. Şimdi eve çıkarsa Türkiye'de tabii her şey bir anda süper olmayacak ama şu olacak bir kere bir rahatlama gelecek. Evet. Yeni sistem geçtiği için artık milli irade daha iyi tekabül edeceği için yani bütün bu güçler berhava olacaklar. Hı hı. Berhava oldukları için de sesleri çok fazla çıkmayacaktır. Ama bizim gene bu Batı ile mücadelemiz devam edecek. Çünkü Türk Hava Yolları'na yönelik alınan skandal kararlar Amerika'nın ve İngiltere'nin kabul etmek mümkün değil. Yani tabii bunları baş edemedikleri için Türk Hava Yolları ile söylüyor. Bir yandan da Türk Hava Yolları efendim yok Tunus'tan şu uçakları almış, Cezayir'den bunları almış, bu kadar zarar etmiş gibi kendi kurumlarını bu sözcü gazeteleri kötülediler. Hayır çıkarsa ne olur Fuat Uğur? Hayır çıkarsa bir kere bir meşruiyet tartışması açmak isteyeceklerdir. Dün ben Kılıçdaroğlu'nu biraz izledim Habertürk bu Bloomberg'de. Mesela diyor ki hayır çıkarsa diyor ben erken seçim yanlısı değilim diyor hani. Şeydir evet. diyor ama meşruiyet tartışması açıp bütün kozlarını oynayacaklardır. Var gücü ben şunu söyleyeyim. Diyelim ki hayır çıktı. Siz de var gücünüzle saldırmaya başladınız. Erdoğan'ın meşruiyetini sorgulamaya başladınız. AK Parti'yi sorgulamaya başladınız. 7 Haziran 1 Kasım arası da böyle bir dönemdi. Ha, ben eve çıkacağını %100 emin olanlardanım. %1500 canım evet, yani ona bir şeyimiz yok. Ama diyelim ki hayır çıktı. Oldu diyelim. 7 Haziran 1 Kasım arası var. Ha, eğer hükümetle bizlerle kavgaya girmek isterseniz yani biz bunları yargılayalım. Asalım, edelim diye öyle ya Erdoğan'a bilmem ne. Siz yamulursunuz. Buyurun deneyin. Yani böyle bir şey çıktığında meşru tartışma sarıp ülkede kaosa gidecek adımlar atıp bu terör örgütlerine yardım eder. Her şeyi denerseniz. Bak bunu planlıyorlar ciddi şekilde evet, söylüyorum. Diyorum. Hem FETÖ ile işbirliği yapıyorlar, iş tutuyorlar, birlikte iş tutuyorlar dolaylı yollardan. İş tuttuklarını biliyorum. CHP'li milletvekillerinin ciddi şekilde son zamanlarda Amerika'ya gitmelerinden, sık Amerika'ya gitmelerinden ciddi şekilde işkilleniyorum. Bunu yani bunu biz daha önce o başörtüsü kararına rahatsızlık var, sıkıntı var diye söylediğimiz zaman zaten bunlar ortadaydı. Var böyle şeyler. Benim başka yerden aldığımız bilgilerde de bu tür bazı subaylarda rahatsızlık var. Ha şunu söyleyeyim sadece subay değil. Hayır çıkıp da bunun üzerinden bir algı yapıp yani ben Erdoğan'ı yargılayayım, AK Partileri yargılayayım. Ne istediler de vermedik diyenleri ipe götüreyim gibi böyle bir kavgaya, maceraya girmek isterlerse ben oradan bunlara sesleniyorum. Bakın böyle bir şeye girdiğiniz an 15 günde yamulursunuz. Evet. Biriniz kalmaz. Yani siz şimdi bu milleti artık armut toplamıyor eli. Yani bu millet, bu hukuk sistemi, bu şey artık elde edilen kazanımları vermeyecekler. Steinmeier'in efendim elde edilen kazanımlar Erdoğan'la gidiyor. O kazanımları bu millet Erdoğan'la elde etti. senledi Steinmeier. O kendi ya da, kazanımlarından söz ediyor. Tabii. Can, ya da Steinmeier elde edilen kazanımlar derken tabii ki Almanya'nın kazanımlarından söz ediyor. Türkiye 15-20 yılda bu ülkede nasıl 50-60 Demokrat Menderes zamanında, Özal zamanında bir şeyler elde ettiyse 94'ten sonra refahlı belediyelerle, Erbakan'la, bu 15 yılda da bunları Erdoğan'la elde etti. Şimdi sen yani Steinmeier'in bu ülkeye verdiği de ne var? Ha, Steinmeier'in kendi köpekleri burada rahat edebilirler. Ya da kendi köpeklerinin burada rahatı bozulmuş olabilir. Ama bu ülkede elde edilen her şeyi biz 15 yılda Erdoğan'la elde ettik. İşte kendi köpeklerin rahatı bozuluyor. Kendi köpeklerin rahatı bozuluyor. Şimdi bir haber var bu arada. Onu söyleyelim. Darbeye destek, İslam'a hakaret tutuklanma nedeni. CHP'nin hayır videosu çektiği için tutuklandı dediği Ali Gül'ün asıl tutuklanma gerekçesi. Twitter'da İslam'a ve Cumhurbaşkanı'na hakaret edip darbecileri destekleyen paylaşımlar yapması. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, bu adamın arkadaşlar mozaiklediniz değil mi bu arada? O tweetleri. Arkadaşlar mozaiklediniz değil mi? Ha, mozaikle. Aman sakın ha. Yani çok küfürlü. Yani görüyorsunuz sevgili seyirciler. Yani biz vermeye çekiniyoruz hakikaten. İnanılmaz küfürler var. Şimdi Felix hesabından İslamiyet'e yani aklınızın alamayacağı şekilde küfürler ediyor. Aklınızın alamayacağı şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aklınızın alamayacağı şekilde küfür ediyor. Şimdi bu adam öte yandan Cem, evet, dinliyorum, bizim toplantılarımızı yasaklayan Almanya'da bizim toplantılarımızı yasaklayan Almanya'nın vakfı, Friedrich Neumann Vakfı'nın Türkiye'deki Mart tarihinde düzenlediği hayır, neden hayır vermeli toplantısında konuşmacı bu adam aynı zamanda. Şu işe bakar mısın? Neden onun bu şeyi sefer? Var mı? Caption'ı var mı arkadaşlar? Ali Gül ve Oğuzhan okumuş. Evet. Neden hayır ve neden bu sefer kazanabiliriz diye. Bu Ali Gül denen aşağılık ve onun yanındaki tip kalkmışlar Friedrich Neumann Vakfı'nda, yani Alman BND'nin, Alman ajanlarının, bu Friedrich Neumann bu şu an illegal bir vakıftır Türkiye'de. Evet. Yani bu vakıfa aslında bizim devletin, polisin dalması lazım. Evet. Dalmıştır belki, inceliyordur, bir şeyler yapılıyordur. Ama bunu görmeleri lazım. Bu herif yani Felix Djerjinski değil mi? Felix Djerjinski diye bir isim alıyor bu adam. Darbeye destek İslam'a, yani Tayyip Erdoğan'a, İslam'a, Müslümanlara, herkese. Yani burada hani bir kelimesini söylesek. Bir de başörtülü kadınlara. Evet, başörtülü kadınlara hakikaten aşağılık ve iğrenç hakaretler ediyor başörtülü kadınlar. Yani buradaki ben mesela şimdi önümde bir tanesini okuyayım desem okuyamazsın. Yani şimdi mozaikleyerek ya da sansür ederek de okusan bir manası yok. Yok. Rütük diyorum işte, 20 gün kapatma cezası, evet. 6 ay kapatma cezası filan verir. Bu aşağılık tip, yani bu Ali Gül denilen aşağılık tipi tutuklamış savcılarımız, hakimlerimiz. Onu tebrik edelim. 15. Suç Ceza Hakimliği. Bir de 15 Temmuz darbesini paylaşmış. Bu kişi FETÖ'cü olabilir. Veya bir kendisine Atatürkçü diyen, seküler diyen bir tane böyle şey. Yani nasıl diyelim böyle dış kapının mandalı bir tip yani. İzleyicilerimiz bunları hakikaten iyi görür. Bak, FETÖ'cü, kendisi seküler, kendileri gibi olmayanlara bak. Türkiye'de seküler kesimin bir kesiminde böyle bir şey var Fuat Uğur. Kendinden değilsen bundan, bak Ekşi Sözlük de böyle. Gir şimdi hakkında yazılanları bir oku. Asacağız, edeceğiz, bir iktidara gelelim. Evet. Ulan hani siz demokrattınız, hani böyle, gerçi demokrat değilsiniz. Sen de. Ekşi Sözlük'te engelliler için yazılanları okudun mu? Engelliler için yazılanlara böyle miden yani kaldırmaz. Miden kaldırmaz. Ya bu Ekşi Sözlük'te şimdi ben, bu insanlar, bu yaratıklar Türkiye'de mi yaşıyor diyorsun? Ben kendi hakkımda yazılanlara baktım. 50 sayfa var. Şimdi adamların her cümlesi yarın bir gün iktidara gelince bunu asacağız, bak beni. Evet, evet. Siz şimdi hani demokrat, bak. O kadar faşistler ki. Çok faşistler. 1960 darbesini yapan faşistlerden bir farkları yok. Evet. 70-80 darbesini, 28 Şubat'ı yapanlardan yok. Bu şimdi Ali Gül, Felix hesabından İslam'a, başörtüsüne, dindarlara küfür edip 15 Temmuz savunuyor. Peki bunu kim savunuyor? Kemal Kılıçdaroğlu. Bak, Mehmet Ali Gümüş diye bir tane. Bunlar bu? CHP'li. Mesela onun hayır videosu çekmesinden çok rahatsız olmuşlar. Şimdi onlar bile rahatsız olmuş. Demiş ki Twitter'da sataşmadığı kişi, değerlerine saygısızlık yapmadığı görüş kalmamış kişiyle hayır videosu çekmek çok akıllıca olmuş. Tebrikler demiş. Yani Ali Gül'e hayır videosu çekildiğinde CHP'lilerin bile isyan ettiğini gösteren bir örnek. Şimdi ya bir akıllı CHP'li bunu yazıyor, fakat CHP'nin aklının başında değil ki. Aklı başındaki CHP'nin üst aklının aklı başında değil. Yani adam ANAP bizi destekleyecek diyor. Şimdi çıkmış konuşma yapmış Habertürk'te. Kılıçdaroğlu. Bizi ANAP destekleyecek, hayır diyecek ANAP diyor. Evet. Yani güler misin, ağlar mısın? Yani ama diyor 7 kez de diyor sen yenildin diyor. Bir tanesi soru soruyor. Yenildin diyor. İstifa etmeyi düşünmediniz diyor. Ben kurultaylarda kazandım. Evet kazandın, kendi getirdin. Ancak kurultayda kazanırsın zaten. Ancak kurultayda kazanırsın. Ancak halı sahada kazanırsın yani. Evet, şey gibi. Ancak. Yani normal maçı yenemezsin. Yani halı sahada ben seni yendim. Şimdi burada ben özellikle bu Barış Yarkadaş, bunu bak bir Barış Arkadaş'a da buradan bir şey söyleyeyim. Şimdi bunu savun hayır dediği için ya bak zaten yalan hayatınızın doğal parçası olmuş. Ya bu artık normal sizin için yani. Ama arkadaş yani adamın ettiği küfürlere bir öz eleştiri getirin ya. Ya evet. Adama deyin ki şu ettiğin küfürler hayır videosu. Ulan kim Ali Gül? Ali Gül'ün hayır etkisi ne? Hayır kim Ali Gül? Ali Gül hayır dediği için hayır diyecek. Yani Ali Gül dediğin soytarının teki, teröristin teki. Evet. Ali Gül hayır dediği için biri şey mi yapacak? Hayır mı diyecek ya? Evet. Hayır videosu çekmiş de bilmem buradan yasa. Ya ne kadar bir de önemli yani. Adam alt üstü terörist. Teröristin yeri de cezaevidir. Orada çürüyecek. CHP lideri gerçekten kendi tabanına kulak verse, aslında kendi tabanından bazı insanlara kulak verse gerçeği görebilir. Mesela Kezban Vivo adlı bir CHP'li evet. kadın da Felix çoğunuzun arkadaşı olabilir ama hayır videosu çekecek son kişi bence de. Bilmem ne yapa yapa feminist öldüreceğini yazan birisi video çekemez diyor. Bak feministleri öldürmek lazım diyen bir ruh hastası aynı zamanda. Barış Yarkadaş bu adamı savunuyor. Barış Yarkadaş ve Kılıçdaroğlu bu adamı savunuyor. Yani biraz utanın yahu. İşte bunu, fakat bunu milletimiz görsün bak. Cumhuriyet Halk Partililerin, hayırcıların övdüğü adam İslam'a küfür eden adam. İslam'a küfür eden, millete küfür eden, başörtülere küfür eden birini CHP'liler savunuyor. Efendim hayır dediği için tutuklanmış. Var mı böyle bir yalan ya? Evet. Var mı böyle bir alçaklık yani? Var mı böyle bir üçkağıt yani? Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda mesela yalanlarından bir tanesi de Suriyeliler meselesi. Ve Suriyelilere vatandaşlık verileceği bilmem. Ya vatandaşlık verilmesi projesi var zaten Suriyelilerde. Bundan doğal ne olabilir? Çifte vatandaş olacaklar. Hem Türkiye hem de Suriye vatandaşı olacak. Çünkü Suriye'deki savaş bitmedi zaten. Şimdi bu Bir Gün Gazetesi'nin bu aşağılık tweetleri de olan aynı zamanda bir yazarı var. Erk Acarer diye. Günün Yalanları köşesinden yayınlanmış bu. Antep'te Suriyeliler vatandaşlık sırasında notuyla paylaştığı fotoğraf. Tamam mı? Bu fotoğrafın asılsız olduğunu, Osmanlı'da oyun çok, bu fotoğraf Antep'ten Suriyeliler vatandaşlık sırasında diye ilçe nüfus müdürlüğünün önündeki bir kuyruktan bir görüntü yayınlıyor. Ve bu yalan. Böyle bir şey yok. Evet. Bu yalanı yayınlıyor. Bu Erk Acarer kim biliyor musunuz? Kim? Bu aşağılık tip. Bu Bir Gün Gazetesi'nde bir yazar. Çok önemli biri değil. Zaten yamulmasına az kaldı bunun da. Bunun yeri de cezaevdi, onu da söyleyeyim. Yani bunun yeri de Sabah gazetesinin 21 yaşındaki muhabiri o kızcağıza mahkemede yumruk atandır. Ama tabii kadın dernekleri bu aşağılık tipler olunca, bu DHKPC gönüllü tipler olunca bunlara sahip çıkmaz. 21 yaşındaki kıza Sabah'ın muhabirine adliyede yumruk attı. Bu ha bu oydu değil mi? Hatırladım. Bu alçak, bu alçak. Bu, evet. Halep'te şey diyen buydu, Halep'te temizlik oluyor diyen buydu. Ha, evet evet. Halep'te çocuklar öldürülürken Halep'te temizlik oluyor diyen buydu. Teröristler öldürülüyor çocuklar üzerinde. Halep'te yaptığımızı Antep'te yaparız diyen de buydu. Evet. Aslında bunların hepsi suç. Bak işte burada da böyle Osmanlı oyun çok, bu fotoğraf Antep'ten Suriyelilere vatandaşlık sırasında. Ya bir tanesinin kimliğini göstersene, eski ve yeni kimliğini. Al bir Suriyelinin evet. eski ve yeni kimliğini göster bilmem nedir diyor. Şimdi bu yalanları Allah'tan kendi medyamız, şimdi sosyal medyada aktiflik var da bunlar bir şekilde... Bu seyircilerimiz merak edebilirler. Evet, önleniyor. Merak edebilirler. Bunun ne olduğunu da söyleyelim bu arada. Bu Gaziantep'te adres bildirimi için nüfus müdürlüğüne başvuran Suriyeliler. Evet, adresini bildiriyorlar. Şuradayız. Bunların bir kısmı iş yapıyor, bir kısmının hali vakti yerinde, bir kısmı ticaret yapıyor. Onun için burada ama bu yani adamın adını almak bile adama değmez yani dudaklar kirlenir. Bu Erk Acerer'in yaptığı şey tamamen bir terör, bir nefret suçu. Evet. Normalde bunların bak Antep'i Halep'e benzetiriz. Halep'te temizlik oluyor ne güzel. Ya da işte bu tür demesi çok şeydir. Gerçi bunların 16 Nisan'da alayı tarihin çöplüğüne gideceği için ancak bunlar şey yapsınlar yani gidip evet. çok beğendikleri Avrupa'ya gitsinler. Evet bizim Haşmet bir tweet atmış bu yalanla ilgili olarak yapmış Haşmet Babaoğlu. 70'lerin artık dünya hayatına veda etmiş nice solcusunu bilirim ki takipçilerinin böyle sahtekar olacağını bilseler kahrolurlardı. Ben sevgili Haşmet katılmıyorum sana ya. Yani kahrolmazlardı. Deniz Gezmişleri de Mahir Çayanları da yücelten, bir kahraman mertebesine yükselten o solculardı. Ben de o solculardan biriydim. Ama onların terörist olduğunu bugün söyleyebiliyorum. Ve eğer onlar solcu olarak devam etselerdi bugünkü konumda bu Erk Acarerlerin yanında olurlardı. Hiç değişen bir şey olmazdı. Ben bunu söylüyorum yani. İsrail Büyükelçisini kaçırıp öldürten, Sibel diye bir kızı kaçıran, banka soyan, insan döven, ne bileyim yaralama yapan teröristlere, yani polisle çatışan, bak polisle askerle çatışan teröristi bu Cumhuriyet Halk Partililer vatan kahraman diyor. Teröristi, ya birer terörist olan Deniz Gezmiş, Mahir Çayan'ı demokrat ve özgürlükçü diye yutturmaya çalışıyorlar. Ama bu daha önce bunların zihniyetine yakışır. Evet. Ona göreceğiz. Ha biz tarihin çöpüne böyle çok adam gönderdik. Hı hı. 15 yıldır çok mağlubiyet gördüler. Bir tane daha gör. Ama bunlara bir şey olmaz. Ben sana 16 Nisan seçimi kaybeder. Bir hafta bir durulurlar. Bak hep aynı oluyor. Bir bak 15 yıldır seçimlerde değişmeyen 7 yıldır değişmeyen 3 kural söyleyeyim. 1. Kemal Kılıçdaroğlu bak tek tek bak. Her seçimden sonra çıkıyor ben başarılıyım diyor. Bak 2011, 2010 referandum, 2011, 2014, 2015 ve diğerleri. Bu bir. 2. Bu kesin bunu söylüyor. Çok başarılıyız. 2. Mücadeleye devam edeceğiz. Böyle şeydir. 3. AK Parti bilmem nereden indireceğiz. Ve her seçimden önce de yani AK Parti kesin gidici. Ben duyuyordum bazı aşağılık tipte yazarlar var. 6 ay kaldı. Gidiyor filan. 10 yıldır bunu duyuyorum ya. 6 ay var filan. Kendi gitti adamın. Alayı gitti bunların yani. Evet. Zaten medyada adam da kalmadan onu da söyleyeyim yani. Evet. O kadar çok yamuldular ki adam da kalmadı yani. Evet. Şimdi bu arada her sabah TGRT'deyiz. Hashtag'imizi söylemeyi unuttuk gene programın başında. Evet. Her sabah TGRT'deyiz. Hashtag'iyle Twitter'dayız. Bütün izleyicilerimizden hemen Twitter'ın başına geçip hemen o parmakları çalıştırıp yorumlarını ve katkılarını bizlerle paylaşsınlar. Ve bekliyoruz. Bu ekranda da görmek istiyoruz. Sevgili seyircilerimizin bütün yorumlarını ve katkılarını bu ekranda görmek istiyoruz. Her sabah TGRT'deyiz. Hashtag ile Twitter'dayız. Yüklenin biraz. Bekliyoruz sizi. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. 16 Nisan'dan sonrası için kaos planları yapıyorlar. CHP'liler hayır oyu çıkması için. CHP'liler değil. Sadece FETÖ'de. Şimdi PKK'lılar biraz önce sen söyledin hangi PKK'lıydı o açıklamayı yapan. Hayır çıkarsa biteriz diyorlar. Hayır çıkarsa biteriz diyorlar PKK'lılar. Bunu bana bir FETÖ'cüler ve Almanya, Amerika'daki adamları, İngiltere'deki, Fransa'daki adamları hep birlikte çalışıyorlar hayır için. Emniyet mensubumuz göndermiş bir güvenlik bürokratımız. PKK yöneticisi Evindar Ararat. Evet. Evindar Ararat verdiği röportajda yoğun şekilde hayır kampanyası yürütmeleri gerektiğini söyledi. Ararat hayır çıkmazsa biteriz dedi. Evet. Bak bunu söyledi. Nevruz'u hayır sloganlarının yükseleceği bir güne dönüşülmesi gerektiğini söyleyen terör örgütü yöneticisi sandıklara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Bunun videosunu yarın yayınlarız. Evet. Videosu da önümüzde. Bunların hepsini görmek lazım. Şimdi Cem şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi biliyorsun hep burada dile getiriyoruz bu odalar meselesi. Yani hükümet bu odaları kapatmadı gitti. Kapatacaksın kardeşim. Yani bu odaların kapatılması gerekir. Yani odaların yasal olarak mecburi üyeleri var. Herkes üye. Oda olur da üyelik mecburiyeti kalkıp herkes yapmaz. Eyvallah. Yani sivil STK haline gelsin. Yasal koruma altında olmasın. Ve mecbur herkes üye olmak zorunda ona. Ve o odayı ele geçiren marjinal, radikal ve şirret kesimler ve bunlar genellikle sol ve CHP'li takım oluyor. Bunlar sürekli olarak binlerce on binlerce üyesi adına açıklamalar yapıyorlar. Hayır oyu vereceğiz diyorlar. TMOP mesela bunlardan bir tanesi. Mimar ve mühendisler de bir açıklama yapmışlar. Evet biz diyor hayır oyu vermeyeceğiz diyor. Bizim adımızda konuşamaz diyor. Şimdi evet Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi bir grup. Evet. Bu derneklerin kendileri adına da açıklama yapıp hayır kampanyası yürütmesini protesto ediyor. Doğru. Bak burada şu. Sen şimdi mesela mühendissin ya veya mimarsın bu odaya kayıt olman lazım. Evet, bu odaya kayıt olmadan iş yapamıyorsun. Hı. Kayıt olacaksın. Halbuki bunların çoğunluğu iktidara geldiklerinde ya da görevdeki başındaki kişiler genelde solcu. Hı hı. Zaten Türklere karşı, Müslümanlara karşı böyle esas gerici tip bunlar. Yani her şeye karşı. Ama burada üyelerin tabii hepsi oy vermiyor. Hı hı. Sen söyle. Başkan oy vermiyor. Bir kısımda çık bu ve hayır oyu yürütüyor. Hayır oyunun kampanyasını kimin parasıyla yürütüyor? Bütün üyelerin parasıyla. Bütün üyelerin parasıyla. Metin Feyzioğlu öyle yapıyor. Şeyde böyle Feyzioğlu biraz utanır insanda ya. Bu kadar utanmazlık olmaz. Yani baronun parasıyla alıyorsun, sen bütün Türkiye'yi geziyorsun. Bir de baronun işi mi yok, hayıra bilmem. Evet ya. Tam televizyonlara belki çıkabilirsin de. Görüş açıklayabilirsin, evet. Baronun parasını alıyorsun, bütün Türkiye'yi geziyorsun. Hayır, sen hukukçuların sorununa çözüm bul ya. Evet. Bu mimar ve mühendisler ya, politikacıysan git işini yap ya, politika yap. Politikaya gir. Ama hep ne biliyor musun? Metin Feyzioğlu'nda da var. İşte bu Deniz Baykal'da da var. Evet. CHP Genel Başkanı olabilir miyim? Olabilir. Yani. Şimdi benim diyor ama her seferinde bak yine yani istemem yan cebime koy. Ben buraya işte bir liderlik amacıyla gelmedim diyor. Çıktığı toplantılarda köylülerle. Bir de böyle CHP'liler çok beğeniyorlar buna. Halk tipi söylem diyorlar ama yani buram yapaylık kokuyor Metin Feyzioğlu'nun o konuşmalarında. Yani halkla sanki çok iç şeymiş, onların dilinden konuşuyormuş. Memlekette var yani. Mesela Van'a gidiyor, yani Danıştay'da konuşma yapıyor mesela. Van'daki meseleleri anlatıyor. Halbuki Van'da onu sen hukukla ilgili bir şey söyle. Bir de yalan yanlış anlatıyor. Tabii yani onu söyle. Bir de burada dün o hayır kampanyasını itiraz eden Mimar ve Mühendisler Odası'nın üyelerine öbür hayırcılar da çıkıp itiraz edip pankart kaldırmışlar. Hayır, hayır demişler yani. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi bunu birinci sayfasında vermiş. Bak şimdi... verelim mi arkadaşlar Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfası? TMOB önünde, yani Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği önünde, tırnak içinde organize tepki. İndirelim onu, görelim o şeyi. Organize tepki tırnak içinde. Ulan affedersiniz, çok özür dilerim sevgili seyirciler. Yahu organize olacak tabii, yani siz her şeyi spontane mi yapıyorsunuz? Her şeyi kendiliğinden mi oluşturuyorsunuz? Yani birdenbire binlerce insan kendi kendilerine düşünüp bireysel olarak hadi gidelim Taksim'de yahut da Beşiktaş'ta gösteri yapalım diyorlar. Birdenbire birbirlerini buluyorlar, öyle mi? Tabii ki organize olur her şey. Her şey örgütlü olacak tabii. Yani dünya artık örgütlü toplumların dünyası. Organize toplumların dünyası ve bu işi de en iyi, en şiddet biçimde siz solcular ve laikçiler yapıyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Yani helal olsun, organize olabilmişler Türkiye'de hayırcılar. Bunun daha fazlasını bekliyoruz. Evet. Bütün odaları bekliyoruz. Tabipler Birliği'ni bekliyoruz. Harita Mühendisleri Odası'nı bekliyoruz. Baroları bekliyoruz. Hepsini bekliyoruz. Gitsinler, gösterilerini yapsınlar. Organize olsunlar gerçekten yani. Şimdi burada... evetçiler organize olsunlar tabii. Evet. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu gibi güzel bir gaf yaptım galiba, değil mi? Yok, hayır için. Yani bir ki burada şunu söylemek lazım. Burada insanlar tabii ki tepkilerini, eleştirilerini dile getirecekler. Cumhuriyet Gazetesi için, yani bu faşistler için, bu alçaklar için, bu PKK'lı ve teröristler için, bunların hepsi terörist. Başkasının düşüncesi önemi yok ki. Bak dün akşam ben, emin ol, bu Demirkırat belgeselinin bazı bölümlerini bir daha izledim. Aklıma geldikçe izliyorum. 10 bölüm Mehmet Ali Birand'ın. O darbeye giderken yaptıklarını, o üniversite hocalarının, Metin Toker denen adını anmak bilesini o alçağın yaptığı işler, İsmet İnönü'nün damadı mıymış, neymiş? O hukukçular, bak o hukukçular, Ragıp Karacalar, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğulları, Sıddık Sami Onarlar. Şimdi bunlar var ya, faşizmin, ya Hitler'den farkı yok bu insanların, biliyor musun? Bence. İnsan ölüme götürmede, insan öldürmede, dar ağacı kurmada, yani ne yalanlar. Ya yalanları üniversite hocaları söylüyor, biliyor musun? O kıyma makineleri yalanını bu üniversite hocaları uydurmuş. Tabii. Yani bunu söyleyeceğim. Hani o 60 darbesiyle ilgili bir mevzu oldu mu tekrar konuşuruz onu. Ya bu da şimdi evet diyor ya. Organize evet diyemezsin ya. Hep herkes hayır diyecek. Ya bunlara göre herkes tek tip olacak. Tam Kemalizm. Tam. Bak izleyicilerimiz bunu bilsin. Bunlar var ya, bir gün iktidara gelirlerse kendileri dışında olmayan herkesi keserler. Zaten 16 Nisan sonrası için bunu planlıyorlar. Yani 16 Nisan sonrasında Allah göstermesin, asla bu çıkmayacak. %1500 evet çıkacak da. Yani o yüzden diyorum odaların üyelerine gidin. Bu odaların sizi esir almasına izin vermeyin. Barolara söylüyorum. Gidin evet kampanyasında biz yürütüyoruz diye bağırın. Yani sizin adınıza yürütemezler hayır kampanyası. Evet. Bu mümkün değil yani. Ne denerse denem. Bunu deniyorlar ve her türlü yalanını deniyorlar. Şimdi bir yalana daha girelim. Eğer illegal yollarla bizi seçilmiş meşru hükümetleri, yani bir halt yapacakları, buna Gezi'den beri 50 kere yamuldu. Ha, deneyebilir. Denersin, bir daha yamulursun. Bir daha dayak yersin. Bir daha okurken dayak yersin. Gezideki gibi halkımız hoşgörü göstermeyecek. Kimse yok artık. Bunlar bak dün o Ankara'da bir hareketlilik oldu hafif. Bilmem nedir filan, hani oldu böyle. Bak hemen millet anında, beni o gece en az 20-25 kişi aramış hemen. Abi ne yapalım, bir şey yapalım bilmem. Bekliyor insanlar, tamam. Böyle oturun oturduğunuz yerde. Adam bunu, bu ülkede sizin işiniz bitti. Artık hiçbir kıymetiniz hareketlik yok. Hareketlik oldu derken bir takım söylentiler. Tabii söylentiler var. Öyle bir şey hareketlik olmadı. Bir tatbikat oldu. Bir tatbikatı şey yaptılar orada. O söylentilerden yola çıkarak insanlar heyecanlandılar. Böyle bir hareketlilik yok yani. Bunu ben bu seküler, laik, bilmem ne, FETÖ'cü, PKK'lı ve bu bilimin bu insanlara söyleniyorum. Yani oturun oturduğunuz yerde. Zaten yamula bir haliniz dermanız. Bir şey yapacak gücünüz de yok, takatiniz de yok. Öyle bir imkanınız da yok. Oturun efendim. Batıya da güvenmeyin. Bu Batı ile ilişkiler şimdi sorun olabilir. Bu biz Batı'yı da halledecek. Yani bunlara da mücadele edecek gücümüz var. Arada kaynayıp gidersiniz. Hani bu Nedim Şener'e demiş Ali Fuat Yılmazer, Nedim'e söyle hükümetle cemaat arasında kavga olacak, hani arada kalmasın. Bence arada kalmayın yani. Batı'yı biz halledebiliriz yani. Ona şey yok. Evet. Sen otur kendini düşün burada yani. Şimdi bunların yalanları o kadar sıradan, hani faşizmin sıradanlığı diye bir laf vardır ya, yalanın sıradanlığı da bunlarda vücut buluyor hakikaten. Şimdi bu arada İngiltere'deki, Londra'daki saldırıda, terör saldırısında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Evet. Ve 20 kişi de yaralı. Çok ciddi bir terör saldırısı bu. Ve tabii ki ölenler için hepimiz üzgünüz. Cumhurbaşkanı'nın da terör konusundaki işbirliği çağrısı çok ciddi ve son derece yerinde bir çağrıydı ve keşke bütün dünya ülkelerinin liderleri çağrılarını bu türden yapsınlar samimi bir şekilde. Şimdi Can Dündar denen alçak da Londra saldırısı için Türkiye'yi suçladı, biliyor musun? Evet. Yani bak, yalanın daniskası derler ya, böyle bir şey oluyor işte. Yalanın ve iftiranın. Yani Erdoğan şunu dedi. Batı'daki Batılılar kapıdan dışarıya çıkamayacaklar dedi. Yani bunu Erdoğan her zaman söylüyor. O koruduğunuz terör bir gün sizi vuracak diyor Erdoğan. Kimi koruyorlar? FETÖ'yü koruyorlar. PKK'yı koruyorlar. DHKPC'yi koruyorlar. Ve dünyadaki pek çok terör örgütünü koruyorlar. Kucaklarında besliyorlar, büyütüyorlar. Ve o terör gelip kendilerini vuruyor. Evet. Vuruyor. Amaçları ne? Onları korumak ve kollamaktaki, kucaklamaktaki, kucaklarındaki yetiştirmekteki amaçları ne? Vekalet savaşları için onları bir araç olarak kullanmak ve Türkiye'yi yıpratmak, kaosa sürüklemek. Ama sonuçta gelip dolaşıp sizi vuracak diyor Erdoğan ve vuruyor. Şimdi Can Dündar da bunu alıyor. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra bu terör olayı oldu diye bir kafalarda soru işareti uyandırmaya çalışıyor. Şöyle diyor: Londra saldırısından birkaç saat önce bunu telaffuz etmiş olmak ne talihsizlik diye yazıyor. Türkiye'yi sorumlu tutuyor Erdoğan. Ya abi, bu terör. Terör bugün seni, yarın başkasını vurur. Evet. PKK dediğin örgüt bugün bizim başımıza musallattı. Çok şükür hallettik çoğu işlerini. Şimdi başkasına musallat, işte Suriye'de, orada burada var. FETÖ bize musallattı. Çok şükür halledildi. Yarın bir gün sana. Ama bu Can Dündar denilen Alman köpeği. Hı hı. Yani bu aşağılık herif bunu, Tayyip Erdoğan bu işleri yaptırdı. Yani Londra'daki patlamayı Erdoğan yaptırdı demek istiyor. Evet. Bu devlet bunun hesabını, bak ben buradan iddialı konuşuyorum, Can Dündar'a soracak. Can Dündar, bir gün yaka paşa oralardan buralara getirileceksin sen. Merak etme, nerede oturduğunu, kimlerle kalktığını bu devlet biliyor. Ben de biliyorum, getirilecek. Yani yaka paşa getirilecek. O süklüm 16, bak buradan söylüyorum. 16 Nisan bittiğinde, sonuç ne olursa, 16 Nisan bittikten birkaç gün sonra, daha hemen günlerde, başta bu Can Dündar ve diğerleri. Kardeşim, hangi kafede o kahveyi sütlü mü şekerli mi içtiğinizden bile haberi var bu devlet. Bulacak seni, yaka paça buraya getirecek. Senin ve senin gibi alçakları. Bak bu adama, hala bu ülkede Can Dündar denen köpeği bu ülkede hala savunanlar çıkabilir. Bu da var. Ya bir insan kendi cumhurbaşkanını, Londra'da bir şey olduğu, kendi cumhurbaşkanını şey yapıyor, suçluyor. Böyle bir şey var mı? Türkiye'de patlayanlar da Erdoğan'dan biliyor. Dışarıda patlayan da biliyor. Ama şu Batı'nın şu açıklamalarına tek bir şey söylemiyor. Çünkü onun pasaportunu veren Almanya. İşte bak bunlar var ya, bunların kanı bozuk. Bunlar vatansız. Bunlar kendi ülkelerinden nefret eden tipler. Almanya'da kendi cumhurbaşkanına şey yapıyor. Bir daha söylüyorum. Can Dündar'a bu lafları yedirmek bu devletin ve bu milletin görevi. Ve bu lafları yiyecek. Hiç rahat etmesin oralarda. Hiç. Evet. Hiç rahat etmesin. Yani o ve FETÖ'cüler. Ve PKK'nın ele var. Şimdi bak bu Avusturya'da, Graz'da, Viyana'da da, bunu da söyleyeyim. Bu PKK'nın bazı yöneticileri var oralarda. Bak söylüyorum. Siz şimdi Avrupa'ya bilmem çok güveniyorlar. Bak bütün içeride yamuluyor Demirtaşlar, Figen Yüksel. Kimse çıkaramayacak. Bu devlet bunlar 16 Nisan'dan sonra böyle, bak iddia ediyorum, yalvaracak o PKK'lılar. Bizi affedin diye. O FETÖ'cüler. Ama bu devlet sizi affetmeyecek. Evet. Bunu bilin. Ya kaçtınız. Kaçamadınız zaten, nereye kaçacaksınız yani? Evet. Yani ancak kutuplara gidebilirsin. Yani o da ölmek için gidersin, yaşamak için değil. Bunu söyleyeyim. Yani bu devlete bu kadar hakaret edip, bu millete bu kadar küfür edip, bu millet size bunu yedirecek. Bak görecek, 16 Nisan'da bazılarını böyle Atatürk Havalimanı'ndan girdiğini göreceğiz. Yani içtiğiniz kahvenin sütlü olup olmadığını bu devlet biliyor. Dolayısıyla göreceğiz, o Graz'da, Viyana'da insanlar tehdit neymiş, diğer yerlerde tehdit neymiş göreceksiniz. Yani bunu da çok bir şey, yani o işlerin öyle olmadığını göreceksiniz. Çok rahat hissediyor olabilmelerini ben şaşırıyorum zaten. Ama Türk devletine de kutlama göndereyim buradan. Onların kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak kadar dikkatli bir izleme yapabildikleri için, onları ya yakın ve uzaktan kontrol altında Afrika'da, için. Bak bazılarının Afrika'da nasıl yaşadığı, Endonezya'da olanlar var, Filipinler'de. Bunları bu devlet biliyor. Almanya'daki faaliyetleri, adım adım hangi ajan kimi koruyor, bunu biliyor bu devlet, bizim devletimiz. Ve sen şimdi PKK'lısın, FETÖ'cüsün veya Can Dündar hainisin. Rahat etme kardeşim, o İsveç, günübirlik İsviçre'ye gittiğin biliniyor. Günübirlik Viyana'ya geldiğin biliniyor. Günübirlik Berlin'den Münih'e gittiğin, bunlar biliniyor. Bak buradan söylüyorum, böyle geziyor. Haftada şeyde turluyor Avrupa'da. Sabit bir yerde durmuyor bu alçak. Sürekli şey yapıyor. Merkezi Almanya ama geziyor yani. Ama evet, her şeyden haberi var bu devletin yani. Evet. Şimdi Batuhan Yaşar, Alman istihbarat şefi niye konuştu diye bir yazı yazmış. Bugün çok güzeldi. Bu yazısında diyor ki Türkiye çok fazla olmaya başladı. Haddini aştı diye bir reklam vardı ya diyor. Onu hatırlatıyor. Çıldırıyorlar. İşte diyor Batı topyekün siyasetçisi, medyası, istihbaratçısı ile bu yüzden Türkiye ile savaşa girdi. Evet, bunun adı resmen savaş, hibrit savaşı diyor. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'nu aradım. BND Başkanı niye konuştu diye sordum. Bu bir hibrit savaş stratejisi. Türkiye'ye karşı örtülü bir savaş ilanı, vesayet savaşları bitti, asimetrik savaşlar bitti. Bunları kullanan devletler kendileri ortaya çıktı. Evet, yani tek cümleyle özetlemek gerekirse bu, buna tamamen katılıyorum. BND Başkanı diyor, aslında diyor bu açıklamalarla terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışıyor diyor. Çünkü diyor hatırlayın, Almanlar Türkiye'nin DAEŞ'e yardım ettiğini iddia etmişlerdi. FETÖ ile algı operasyonuna başlamışlardı. Hedefleri Türkiye'yi ilahiyede yargılatmaktı. Kendisi hem PKK hem de FETÖ'ye kucak açıyor ve Almanya yıllardır PKK kartını kullanıyor. Şimdi PKK ile yetinmedi diyor. FETÖ kartını açtı diyor. Çünkü diyor FETÖ diyor çok pahalı bir örgüt diyor. Bu pahalı örgütü diyor mutlaka kullanmak isteyecektir diyor. Harcamaz diyor. Yılların birikimine sahip maliyetli bir istihbarat projesi diyor. PKK'dan çok daha etkili bir aktör ve doğal olarak Almanya bu aktörü kullanmak istiyor. Örgütün 100 ülkedeki okulları kullanılarak istihbarat ağırlıklı bazı projeler hazırlanmış olabilir mi? Gayet tabii. Mesela biz de bunu okuduk. Etiyopya'daki okulları, mesela FETÖ okullarını Almanya almak istedi biliyorsun. Niye almak istedi? Buradaki istihbarat ağını kullanmak istiyor çünkü gerçekten de. Dolayısıyla da Türkiye'nin FETÖ'nün okullarını dünya çapında kapattırmak için giriştiği çaba son derece önemli. Hepsinin kapattırılması için gereken diplomatik çabaların tamamı gösterilmeli bence. Şimdi Batuhan Yaşar'ın bugünkü yazısı bir dünkü yazısı da vardı. Dünkü yazısı da iyiydi. Dün ona şeyden veremedik. Sayın Başbakan'ın konuşmasından. Yani bu Afrika'daki FETÖ okullarına satın almak istediği, TİKA'nın geliştirdiği projelerden rahatsızlığı. Yani Almanya bu Etiyopya'daki okulları filan şey istiyor. Almanya ile artık Batuhan'ın dediği gibi yeni bir döneme girildi ama bu tabii olumlu anlamda değil. Yani kardeşim sen de elindeki kartı kullan, biz de kullanırız. Ama bu işlerin o kadar kolay olmadığını Avrupa'da görecek yani. Evet, bu arada Avrupa'da bir takım gerçeği gören sesler de yükselmeye başlamadı değil. Mesela Time Gazete dergisi ciddi bir eleştiri yayınladı ve Türkiye'ye karşı bu aşırı hücumların ve saldırıların geri tepeceğini yazdı. Bu arada İsviçre'nin Weltwoche dergisi tam Türkiye'ye 17 sayfa ayırmış. Irkçılığa ve Türk düşmanlığına batmış Avrupa'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı adil olmaya çağırmış. Bu Weltwoche dergisi, inşallah doğru okuyorumdur tabii. 11. sayısında tam 17 sayfasını Türkiye ve Türklere ayırırken derginin imtiyaz sahibi ve köşe yazarı, aynı zamanda Federal Meclis'te milletvekili olan Roger Köppel, yüzyıllardır bizim bakışımızı şekillendiren düşmanlık ve ırkçı Türk karşıtı önyargılar içinde tepiniyoruz itirafında bulundu. Köppel, Türkiye'yi anlamaya çalışalım ve dürüst olalım çağrısında bulundu. Avrupa'daki güvenliğin teminatı olarak görüyor Türkiye'yi Köppel. Cumhurbaşkanlığı sistemini ve Erdoğan'ın politikalarını İsviçre'ye uygulamaya kalkmak ne kadar tehlikeli ise 7 kişilik İsviçre Federal Devlet Konseyi sistemini Türkiye'ye uygulamanın o derece korkunç neticeler doğurabileceğini söylemiş. Vatandaşların demokratik desteğine güvenen Erdoğan'ın ülkesinin terör örgütlerinin ablukası altında olduğunu ve kendisini bile kanlı bir darbeyle öldürülmeye teşebbüs edildiğini ve en yakın danışmanlarının öldürüldüğünü, buna rağmen Türkiye'yi demokratik yollarla dönüştürmeye çalıştığını ifade etmiş bu kadar tehdit altında. Şimdi bu tür realist, bu tür hakkaniyete dayalı ve adil yazılar ve dosyalar görmeye hakikaten muhtacız. Bütün dünya muhtaç. Bu bizim için değil sadece. Avrupa için gerekli yazılar bunlar. Evet. Bu Federal Meclis'teki SVP milletvekili Roger Köppel'in yazısı önemli. Bir de burada dediği şeyle argümana bakmak lazım. Hani Latince deoxa machina deniyor. Güçlü argüman. Bu dediği laflara bakmak lazım. Yani ırkçı ve Türkiye karşıtı ön yargılar yıllardır bizi mahvetti ve bunun için tepiniyoruz diyor. Şimdi bunu hakikaten Avrupalılar bunu anlamayacaktır. Şimdi Avrupalılar işte bu Türk Hava Yolları, diğer meseleler, ekonomik meseleler, Rusya ile olan ilişkiler, Suriye'de yaşananlardan dolayı bu düşmanları sürdüreceklerdir. Ama The Times'tan sonra yani böyle bir yazının da çıkması Weltwoche dergisinde önemli İsviçre'de. Evet. Çünkü İsviçre'de Türkiye karşıtı hareketlerin tam göbeğinde bir ülke. İnanılmaz şeyleri var. Tabii Almanya etkisinde. Anlamaklar ne olacağını biliyorlar. Yani Almanya Türkiye'de neyin ne olduğunu bilmiyor mu Batı? Biliyor ama işine gelmiyor. Evet. İşine gelmediği için de şimdi sen 80 milyonluk ülkesin. Etkiliğin eskiye göre 3-5 kat daha artmış. TİKA'n var, vakıfların var. Birçok ülkede öyle ya da böyle bir etkinliğin var. Süper değil ama bayağı etkinsin. Almanya'da 3 milyon vatandaşı var. Avrupa'da 5 milyon Türk'ün var. Bu diasporayı bir harekete geçirsen neler olabilir? Bunlar şimdi ne yapacak? Seni içeriye mahkum ediyor. Bomba patlatıyor. Havalimanı yaptırmak istemiyor. FETÖ'cüleri anlamaya çalış. Yani bizi değil FETÖ'yü anlayalım diyor. İşte Türkiye'de milletvekillerini ülkeye sokmuyor. Bilmem ne yapıyor. Nazi benzetmesi yapınca bunu alınganlık gösteriyor. Kafanız Nazi. Genlerinizde var yani. Aynı kafa sizde de var yani. Genler hiç değişmemiş yani. Hitler geni bunlara geçmiş. Mussolini geni bunlara geçmiş yani. Evet. Şimdi bu arada çok şeyden bahsedecektik ama Cem, bu akşam Kanal D'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan var konuşacak. Evet. Hakan Çelik'in konuğu olarak. Hande Fırat yok, sen bununla ilgili Twitter atmışsın. Şimdi başbakan da çıkmış. Sen bir cümle söyle istersen. Yani bu bundan. Kanal D'nin ortak yayına çıkıyor. Başbakan, Cumhurbaşkanı her yere çıkar. Niye çıktı filan da diyorlar. Evet. Ama Hande Fırat, karargah rahatsızcı Hande Fırat yok. Ben bununla ilgili Twitter atmıştım. 20 gündür külliye gidip yalvarmanın da bir mantığı yok. Hakan da yani saygılı, akıllı bir arkadaşımızdır. Yani Doğan Medya'da şu an tek itibarı olan bizim açımızdan o. Gerisinin bir önemi yok. Dolayısıyla Hande Fırat efsanesi bitmiş oldu. Bu arada bir cümle daha edeyim. Cemil Ertem'i görüyorum bir yandan da. Evet. Cemil Ertem. Evet, NTV'de değil mi? Ya yok, bu Latin Amerika medya patronlarına benzemiş. Çok hoş bir görüntüsü olmuş ama yani. Bak. Öyle mi? Evet, gerçekten öyle. Bıyıkla yani Latin Amerikalı iş adamları gibi yani. Evet, evet, doğru. Evet, Cem Küçük ve ben Deniz Fuat Uğur bugün de karşınızdaydık. Şimdi Binali Yıldırım'ın Elazığ'daki konuşmasına bağlanıyoruz. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda olacağız. Hoşçakalın.